Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. E ben de 40 tane yapayım dersen İran'a atom bombasını yaptırıyor mu? Gelip bombalayacak. Kaldı ki sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. E ne yapacaksın ya? Nasıl peki bunlara laf anlatacaksın? Bana bak. Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim. Sen teknoloji nedir biliyor musun? Şimdi o geminin içerisinde sen öyle bir manyetik alan yaparsın ki kumandanın sesini o subay duyamaz. Bir, onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın, sen elektronik kumandayla geri çevirir, onu atan geminin üzerinde parçalarsın. İki, teknoloji Allah'ın bir rahmetidir. Geri kalmış olan ülkelerin, kendi ilerlemiş sanılan ülkelerin önüne geçmesi bakımından bir fırsattır. Önce dış olaylara bir bakış yapalım. Önce bir defa ilk yaptığımız tespit son aktüel olaylar münasebetiyle şudur ki, dış mihraklar arz-ı mevudu alıp İsrail'e bağlamak için başladıkları planları şimdi Suriye'yi hedef alıp yutmak üzere yeni adımlarla devam ettirme arzusu içindedirler. İki tane yarbay Riyad'da bizim bir gazetecimize şunları söylüyor. Amerikalı albay söylüyor bunu. Diyor ki işte eliyle harita üzerinde Kerkük, Musul bölge elini dolaştırmak suretiyle Kürt devleti burada kurulacaktır. Savaş bitecek, Saddam çökmüş olacak. Daha Körfez Harbi bitmemiş. Harpten önce söylüyor adam. Saddam çökmüş olacak, bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Bak harpten önce bu boşluğu doğuracaklarını planlamışlar, vesikasını söylüyor. Bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den toprak ister. Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor dendiği zaman kendisine, o zaman çarpışacaksınız. Şimdi tekrar kendisine deniyor ki Türkiye'nin düzenli orduları, silahları, topları, zırhları, tankları, uçakları, füzeleri var. Böyle bir büyük güce nasıl karşı koyalım? Hem gerek İran, gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünlüğü için açık tavır koymuş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devleti oluşmasına göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriyorsunuz dendiği zaman Amerikalı yarbayın kendinden çok emin ve sakin bir şekilde söylediği sözler şunlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin de yakında çok silahları olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onlara kalıyor. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zırhları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Ya bizim bir bağımsız devletimiz var. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Bırakın şunu, efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amerikan bizi yönetecek. Neymiş bu federalizm? Şu hale bakın, sözde bağımsız devletimiz, biz bu devleti tanımışız. Senelerden beri niçin uğraşıyoruz? Rumlarla bir devlet kuracağız, kendi bağımsız devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldıracağız. Bu nasıl iş anlar? Kim zorluyor? Rum bizim peşimizde koşsun. Bırakın bu görüşmeleri kesin. Kesin de sizi 60 milyon alkışlasın. Sizi 1,5 milyar alkışlasın. Size 6 milyar insan selam dursun.